Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün annemle beraber yaprak sarması saracağız. Onu çekmek istedik. Zeytinyağlı yaprak sarması. Soğanlarımızı doğradık. Şöyle. Bir kiloya yakın, hatta bir kilodan fazla soğan. Malzemeleri şimdi yavaş yavaş ekleyeceğiz. Soğanlarımız önce bir ölsün. Arkadaşlar böyle kavurma işlerini yapıyoruz. Şöyle yağı da bayağı attık. Soğanlar da dediğim gibi 1 kilodan fazla. Zaten gözüküyor. Annem şimdi iç harcını hazırlayacağız. Yapraklarımızı da dün pazardan almıştık. Taze taze. Annem yaprakları yıkadı. Suda haşladı. Ondan sonra taze yaprak dün pazardan almıştık. Şöyle annem kavuruyor. Soğanı iyice sarartıyoruz. Böyle soğanı bol olursa çok lezzetli oluyor. Soğanı da iyice sarartıyoruz lezzetli olması için. Şu anda sadece soğanla kavruluyor. Biraz sonra malzemelerini eklemeye başlayacağız. Salçalarımız kendi ev yapımı doğal salçalarımız. Domates salçasını da kendimiz yaptık. Biber salçasını da kendimiz yaptık. Doğal ev yapımı çok güzel bir renk veriyor. Bu yaz yapabilirsek hatta kendi ev yapımı salçalarımızı da çekip atarım. İyice kavuruyor annem. Maydanozlarımızı atıyoruz şimdi. Güzelce kavruldu soğanlarımız. Oh, çok güzel gözüküyor vallahi şimdi. Annem şimdi salçalarını atıyor. Şöyle bir, iki kaşık kadar atıyor. Göz kararı atıyor annem genelde. Biber salçamızdan da atıyoruz. Pirincimiz de arkadaşlar, pirincimiz de bayağı var. Göz kararı attık ama yani 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo falan var. Yani 2-3 olmasa da yine 1,5 kilo falan rahat var yani pirincimiz. Yaprağımız çok olduğu için içini de birazcık çok yaptık. Getir anne. Onu ben alayım. Baharatla. Karabiber. Şöyle. Tamam. Kırmızı toz biber, kimyon, pul biberi. Evet.
Kaşır mı? Al. Şöyle kimyon. Nane. Çay kaşığı. Tatlı kaşığına şöyle 2-3 tatlı kaşığı attı annem de. Anne sen söylüyordun. Hasan Bey koyuyordu. 2 kaşık çay. Çay kaşığıyla da. Şeker kaşığıyla da. Şey yap. Biber attık. Pul biber. Zeytinyağı olduğu için 2 kaşık da şeker atıyor. Daha tam karışmadı. Tuzun akacak şimdi. Üstüne yine zeytinyağı atıyor. Karışma tam daha. Biraz daha salça atıyor. Salça salız gibi geldi gözüme. Kıvamından iyice kavuruyor. Daha biraz daha tuz atacağım. Böyle kavurursak çok lezzetli olur. Kendine göstermeye başladı. Kendine gelmeye başladı. Fazla altını yapmıyorum, kısıyorum. Şöyle tuzumaya bir bakayım. Biraz pul biberi az gibi geldi gözüme. Tekrar bir daha. Tuzu az gibi geldi.
soğanlı olduğu için çok güzel. Soğanını gayet de bol yapıyor. O da çok lezzetli. Sadece pirinçmiş gibi oluyor öbür türlü. Az bir şey de su koyuyorum dibine, kendi kendine kabarsın diye. Biraz daha biber salçası koyuyorum. Biber salçası da çok lezzet veriyor. Kıstım altını. Çok güzel oldu. Çok lezzetli oluyor. Altını şimdi kapatacağım. Demlenmeyi alacağım, kapağını örteceğim. Ben içeri yaprağın malzemesini hazırlayasıya kadar biraz kabaracak. Şimdi kendine demlensin. Zaten yağını, bol harcını, biraz daha zeytinyağı atıyorum içine. Bol yağını zaten lezzetli oluyor. Bol soğanla, bol yağını çok lezzetli olur. Cabıya da sarıyor. Düdüklüye saracağım ben şimdi. Cabıya da sarıyor sürekli. Cabada da çok güzel. Toprak cabada. Çok güzel bir şey veriyor. Sonuç veriyor. Demlenmeye bıraktım. Ağzını kapattım. Ben malzemeleri saracağım. Malzemesini hazırlayamam. Yaprağı hazırladım zaten. Hazır. Evet arkadaşlar, annem içini yaptı. Şimdi sarma işlemine geçiyoruz. Şöyle Hasan Medyecik de uyandı. Değil mi annem? Ne? Biliyorum bir de değil mi? Kapat kapağını şimdi. Orada mı uyadın sen? Kapatayım. Orada uyudun, uyandın değil mi? Tamam, kapatayım. Kabarsın biraz daha. Baba.
Ne oldu? Tak tak mı yaptı? Kim tak tak yaptı? Amcalar yaptı. Amcalar gitti. Sana ben Nilo'yu açayım. Nana. Nilo'ya mı istiyorsun? Hadi. Ne istiyorsun? Hadi. Adiş istiyorsun. Tamam. Peki. Adiş açayım ben sana. Bizi nasıl ikilisi? Uzun adet bakmamın mı? Bir baksa. Peki. Doldurayım. Doldurayım. Tamam. Sar de sar. Bence iyi anne. İyi yani. Tamam. Dur annem. Ben sana şey açayım. İzle. Ama benim de Seda için getirdim. Neyse. Seda ya Samet'e bize izletmez kendini. Keşke izletse. Etçik izleyelim mi Samet'e Seda'yı? Etçik izleyelim. Sonra Nilo'yu açayım, tamam mı? Tamam, aferin benim oğlum. Teşekkür ederiz. Bize bu güzel şeyi sunduğun için sana teşekkür ederiz. İçimizde çok güzel oldu. Yapraklarımız da güzel. Yapraklar güzelmiş anne. Geçen sefer kim neyi görmüş? Onu Volkan almıştı. Güzel. Dur anneciğim, çevirme Hasan Mete'ye. Çevirme anne. Şunları altına koyalım. Şu kurtlar altına koyuyor. Tamam. Anneciğim öyle yapma. Hasan Mete. Eşlik yapsın diye. Anlasın ama. Dibine tutmasın. Dibine tutmasın. Dur, dibine de tutturmuyor zaten. Genelde bir öyle yapma anneciğim. Ama lütfen. Hasan Mete çok rica ediyorum. Artık lütfen anneciğim. Sen onlarla oyna. Ona göre ayarlıyor. Tamam. Pişire pişire alıştı. Teşekkür ederim. Pişire pişire düdükle de artık böyle suyunu ayarlıyorum. Hiç. Evet annem düdükle de pişiriyor. Güzel de oluyor. Kısık ateşte mum ayarında. Hiç. Allah'ım yemişim. Ha dolma yemişim. Güzel oluyor. Güzel oluyor. Yapımı zor olan şeylerin yemesi de kolay oluyor. 5 dakikada gidiyor. Tamam. Teşekkür ederim Hasan Mete. Teşekkür ederim anneciğim. Sen çok akıllı bir oğlansın. Tabi yaprak ne olsa güzel oluyor. Tuzsuz mu? Tamam. Salambur mu? Salambur ne olsa şey. Taze yaprak, taze yaprak oluyor. Baba. Efendim? Tazeliğini koruyor, eşkiliğini veriyor. Efendim? Doğru. Ne oldu? Çok güzel oldu. Oturdun. Çok güzel oldu. Ben olmam ama yapıyorum. Sen de yiyecek misin Hasan Mete dolmadan? Neden? Sen de ye. Sen yap şöyle hadi. Ama çok az uyudun. Çocuklar uyur ama. Uyuyor uyuyor büyürler. Sen? İçinde fazla. Biraz daha fazla dolduruyor. Biz çünkü yaprak yemiş gibi oluyor o zaman. Bol bol güzel oluyor. Çok güzel olur. Neyse. Bir kere de attığım ağzına lohum gibi gider hiç.
Ya anneciğim. Sen öbür taraflara 4 gün yapana kadar yine kirlenir. Hayır. Anne bu büyükleri böleyim mi? Böl o zaman. Çok büyük olmasın. Çok büyük. Çok o zaman olmaz. Şey vardı ya, adını sen getir. Şu deminki kayınvalide söylüyordu ya hani, bu haftada çok güzel yemekler yapıp gelinme şey kazandım benim sayemde alır diye. Bir aldı hep. Şeyde bir verdi. Seda. Hayvan. Şeyden üstüne oturdu. Efendim? Ama kamera açık, çok ayıp hesabettim. Dört gün boyunca temizliyor da bir günde yine batıyor. Her gün yapacağım temizliği. Niye öksürdünüz? Ne oldu? Hı? Babaanne ne yapıyor? Mama yapıyor. Mama yapıyor. Babayla anne ne yapıyor Samet'e? Mama yapıyor. Sana mama yapıyor. Seni yesin diye. Yiyecek mi? Teşekkür et bakayım. Teşekkür. Bunlar diplerine, diplerine için ağa temizle. Tamam. Baba. Baba değil anne. Efendim. Hasamete böyle işine gelince. Değil mi oğlum? İşine gelince anne, işine gelince baba. Dur dur dur. Baba. O ne? Kamera mı çekiyor? Ya. Evet arkadaşlar, yapraklarımızı sardık. Sarmaya da devam ediyoruz. Şöyle ben bir yandan dizeyim dedim. Düdüklümüze diziyorum. Şöyle ben bir yandan dizeyim. Şöyle. Evet arkadaşlar, yapraklarımızı bu şekilde dizdim. Çok güzel duruyor. Şöyle biraz daha sardıktan sonra pişirme işlemine geçeceğiz. Şöyle. Evet arkadaşlar, yapraklarımızı sardık. Üstünü böyle kalan yapraklarla kapattık. Üstü kararmasın diye pişince. Annem üzerine salça attı. Zeytinyağı gezeletiyor. Üstünü böyle bu tarz kalan yapraklarla kapatırsanız çok daha iyi olur. Kararmaz yani pişince. Şöyle. Altın gibi çok güzel rengi çıkar böyle. Yapraklarınız daha güzel olur. Üzerine de soğan sarıyoruz. Isınmış kaynamış su. Kettle'dan soğan sardık. Şöyle.
Şimdi düdüklünün kapağını kapatıp pişirmeye bırakacağız. Önce kaynatacağız mı anne biraz? Önce ocağı alıp birazcık kaynatacağız. Ondan sonra kapağını kapatıp pişireceğiz. Ama görüyorsunuz çok güzel görünüyor şöyle. Ocağımızı alıyoruz. Birazcık kaynayacak. Daha sonra da dediğim gibi düdüklünün kapağını kapatıp pişirmeye bırakacağız. Arkadaşlar birazcık kaynattık. Kaynattıktan sonra üzerine bu şekilde bir kapat kapat tabak kapattık. Şimdi annem kısık ateşli şöyle düdüklünün kapağını kapatıyor annem. Bu şekilde kapağını kapattık arkadaşlar düdüklümüzün. Bunu artık dolmamızı pişmeye bırakıyoruz. Evet arkadaşlar dolmamız pişti. Şimdi kapağını açıyoruz. Arkadaşlar görüyorsunuz. Oo, dolmalarımız harika gözüküyor. Bunlar şimdi tek lokmada gidi gidi verir. Vallahi nefis gözüküyor. Ben şimdi bunları bir güzel tabağa alayım. Bir de öyle çekeyim. Evet dolmalarımız bu şekilde. Servis tabağımı aldım. Güzelce servisimi yapmak için. Dolmalarımız yani tek kelimeyle harika, muhteşem ötesi oldu. Lokum gibi yani. Bunlar tek seferde böyle lokum gibi gidiyor. Ben size şöyle göstereyim. Çok harika pişti yani. Şöyle de hatta bir tanesini şöyle bölüp göstereyim. Şöyle şunu alalım. Görüyor musunuz? Ay hemencik dağıldı. Ay beceremedim. Yani lokum lokum lokum. Bugünkü dolmalarımız da bu şekilde arkadaşlar. Böyle güzel bir video çekelim istedik. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.